arkadaşlar. Beyni gönderiyoruz birazcık. Ay. Ağlayabilirim. Gidiyor. Artık bizimle yaşamayacak arkadaşlar. Neden kamera karşısında ağlıyorsun ki? Normalde ağlamıyordun. Ay tam Oscar'lık oyuncu ya. Kamera açmayacak direkt. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün 19 Eylül Pazartesi ve Gül ablasız 3. günümüz. Gül ablasız 4. gün değil işte bu. Bak da Gül abla. Canlarım canım arkadaşlarım. Arkadaşlar ellerim titriyor görüyorsunuz. Gül abla yine gitti. Gül ablasız yeni bir gün daha. Ve evet yanlış görmediniz. Orada bir doğum günü masası var. Ve bugün yine yalnızız Poyraz'la birlikte. Bu valiz Gül ablaya gidecek arkadaşlar. Bugün Gül abla beni aradı dedi ki valizimi hazırla. Evde kalan eşyalarımı da almaya geliyorum. Neyse bu da böyle olsun. Hayatımda aldığım en kötü doğum. Neyse. Arkadaşlar pastamız meyve kusuyor görüyorsunuz. Bence bunu tamamlayacak bir şey var. Kusura ben ucunda hemen onu bir yalasam. Bir dur çocuğum ya. Hayır pastanın şunu. Pastanın ağa gitmiş bağa kalmış. Şunu. Bekle be. Ağa gitmiş bağa kalmış bir dur çocuğum. Dalalım o zaman. Bakın. Çok güzel oldu. Arkadaşlar üstü altına bir oranla ağır gelmiş gibi hissettim. Bir küçük hissini diyemeyeceğim bir şekilde bir not bırakayım. Hayatımda yiyeceğim en kötü, en çirkin pasta olacak ama neyse. Duymadım ki. Bana ne? Duymadım. Arkadaşlar ya şu an keşke Gül abla olsaydım. Gerçekten şu an Gül abla olsaydı bu pastayı nasıl kurtaracağını bilirdi. Ve yani yine de lütfen gel. Bugün yetişemezsen belki yarın yetişirsin diyerek Gül ablayı görüntülüyorum arkadaşlar. Gelin hep birlikte Gül ablayla konuşalım. Şöyle güzel verin. Gül abla neredesin? Bugün Poyraz'ın doğum günü değil mi? Evet neredesin? Doğum günü kutlayacağız. Lütfen sen yoksun. Ağlama. Gel. Çocuğum gelmeyeceğim. Kanalımız izlenene kadar eve dönmek istemiyorum. Gül abla lütfen gel. Hayır. Anne bugün benim doğum günüm. Bana sadece bugün gel. 10 yıl önce bu saatlerde ikimiz böyle yan yana yatırdık seninle. Canım Poyraz'ın doğum günü kutlu olsun yavrucuğum. Gelmeyeceğim. Gül abla pasta yaptık bozuk oldu ya. Şu an burada olsaydın bu pastayı kurtarırdın. Lütfen gel. Lütfen yarın geleceğine söz ver. Lütfen Gül abla. Ne? Ya anneanneler geldi ya. Arkadaşlar kanalımızı kapatıyorduk çünkü kanalımız artık izlenmiyor arkadaşlar. Bunu tekrar söylemek istemiyorum ama eğer kanalımız tekrar izlenmezse ben yine gidiyorum. Biraz bu pastayı adam et lütfen. Bu pasta madam olmuş adam olmaz. Gül abla. Madama kekek. Gül abla artık gitmiyorsun sen buradasın. Hayır doğumdan sonra gitmem lazım çünkü kendime bir söz verdim. Bu sefer kanalım çok izlenir. Bu sefer bu video yine az izlenirse döneceğim. Eğer çok izlenirse kalacağım. Yani bu videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Ve yorumunu da mı yazalım? Yorum da yazın canlarım. Ve başka? Arkadaşlarınız önerin canlarım. Ve bolca diğer izlemiş olduğunuz videolar hakkında buraya yorum yapın canlarım. Hepiniz çok seviyorum. Gül bak nasıl hazırladım bak gel. Gel nasıl hazırladım. Poyraz'ın doğum günü masasına bakalım gel. Geldiğin için çok mutluyuz. Partimize ortak olacağın için çok mutluyuz. Gül abla. Bak orası değil burası. Sobayı da yapmışsınız. Evet. Çıtır çıtır kızartmaları yapmışsınız. Evet. Bol kalori alayım da şişmanlayayım. Oturduğum yerden kalkıp gidemeyeyim diyeyim bu sefer. Evet. Gelin seni doğum günü konuşalım. İyi geç Gül abla. İyi ki doğdun Gül abla. Şaka. Poyraz koş. İyi ki doğdun Gül abla. Hiç gitmesen Gül abla derken. Alkış. Senin doğum günü değildi bu bir dakika. Evet. Benim İyi ki doğdun Poyraz. Belki birazdan bu kanalı birlikte sileriz. Öyle mi olayım? Ve bu sefer kesin gelmeyeceğim dedi. Çünkü dün biliyorsunuz Gül abla dönmüştü ve altında birkaç tane yorum gördük arkadaşlar. Kanalı kapatın. Artık sizi izlemek istemiyoruz. O yüzden şimdi neredeyse Gül ablaya valiz hazırlayacağız arkadaşlar. Ve Gül abla döndü. Hadi valiz.
Ya gel bırak Reels'ı bırak ya. Olmaz işte bak Reels'ı paylaşamam ve paylaşamam. Dönüyor saatlerce bu sefer. Gül abla olmaz ama onu ama çok güzeldi bu seçim. Çok... Evet arkadaşlar Gül abla geri döndü. Gül abla bir güzel arkadaşlarımızla konuş. Oyunlar oyna. Çekini göster. Bamya'yı göster. Basın ya. Saçını öl. Ben de ederim. Hayır ya dur. Buraya gel. Bir daha seçmeyelim. Şimdi Starbucks şeyslerinden bir tane daha içeride var. Hadi sen git. Çay çok onu bana hazırla gel. Hazırlamama gerek yok. Direkt getireceğim. Arkadaşlar Gül abla da Starbucks'tan bazı sonbahar şeysleri almış. Şimdi onu göstereceğiz ama ikisi içeride ya. Biri de buradaydı. Bir de kahve almış arkadaşlar. Bakın şöyle bir kahve almış. Hem de sonbahar şeysi kahvesi. Bak sonbahar Autumn'ın evet. Yazıyor. Gördün mü? Şimdi onu Poyraz'a ver kamerayı. Evet. Sen bana Autumn kahvesi yap da gel. Şu an arkadaşlarımızı bakalım sana kahve yapmaya gitmeyeceğim tabii evet. De. Hadi. Fiyatı arkadaşlar. 190 lira. Ne? 200 lira hatta. Bir dakika öyle böyle. 200 YTL. Şu 200 lira mı? Evet. Şaka yapıyorsun. 200 YTL onlar. Bunlar ise 20-20-40 YTL. Öncelikle elmayla başlayalım. Sizden daha çok merak eden birisi var burada. Arkadaşlar bir dakika şöyle size göstereyim. Evet. Kuyruk sallanıyorsa ben bir şey istiyorum. Kuyruk sallanıyorsa beni sev. Kuyruk sallanıyorsa seni seviyorum demek. Hangisini daha çözemedim ama anlamlarının bu olduğunu biliyorum. Ama hangisi hangi açıda hangi hızda olduğunu bilmiyorum. Şimdi öncelikle elmayı açalım. Buyur annem bu senin olsun. İçi de bizim olsun. Arkadaşlar okula neler götürüyorsunuz? Gül abla ya açar mısın şunu artık? Adeta cips. Wow. Ben de alacağım. Bir dakika bir dakika. Neden beyaz? Suyu alınmış kuru elma Gül abla ne olsun? Ben de benim. Ve anında yok oluyor ağzından. Sen bana çilek mi yapacaksın? Çilek yapacağım. Bir dakika Gül abla. Arkadaşlar. Bence kamerana hakim ol. Ya, böyle yiyorsun. Bir durun. Gözün çekim bile yapamıyorsun. Oo! İçindekiler çilek. Ama şuna çok karşıyım. Bunları kurutma makineleri var mutfak için. Bence bunlara 20-20 lira vermek yerine o makineden alıp kendi meyveni kendin kurutsan daha uyguna gelebilir diye düşünüyorum. Harmony çileği bitirmem. Harmony bu çileği harcayamayız. Bitirir misin çabuk o çileği? 20 lira vermişiz o Harmony. Musa bana işkence yapıyor arkadaşlar. Evet beni bu eve kapattılar. Bakın sizinle bile çok kısa sürede görüşüyorlar arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazar mısınız bunu? Lütfen bunu yorumlara yazar mısınız? Acaba Gül abla gittiğinde akıl sağlığını kaybedip mi geldi? Şok şok şok. Arkadaşlar işte gördünüz mü? İftira da atıyor bana. Lütfen bana yardım edin. Diğer videoların altına yorum yapılırsa yapma Musa ne olur. Musa yapma. Bir şey yapma. Musa yapma. Yakın alıyorum. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha çok yorum lütfen. Çıkmayın. Daha çok yorum canlarım. Daha çok yorum. Daha çok yorum. Arkadaşlar yarından itibaren bomba gibi Gül ablaya başlıyoruz. Ve hoşçakalın.